Derseniz çok sevinirim çünkü çok işime yarıyor yani. Evet, neyse şimdi bunu da geçelim. Ama tekrardan ben bir Onur Sönmez'e teşekkür edeyim. Şimdi. Ya yavaş ya, ammalak oldu. Bu şekilde bir desk yapıyoruz. Feather, Inksec. Ve writing desk veriyor size arkadaşlar. Şimdi bu writing desk nedir? Bunu biz nereye atsak? Şöyle atalım. Öyle mi atıyoruz? Evet. Şimdi writing desk bu arkadaşlar. Bunu nasıl kırabiliyorsunuz bilmiyorum. Baltaylıdır herhalde. Evet, baltayla kırınca direkt veriyormuş size. Onu o zaman şöyle atayım ben. Ha. Şimdi arkadaşlar bu writing desk işin önemli bir kısmı. Şimdi linking bug yapıyorsunuz. Bug yapıyorsunuz. Daha sonra yine aynı kitabı Feather'la koyduğunuz zaman size Descriptive Book veriyor. Şimdi bu Miscraft'ın temel 2-3 şeyi var işte. Bu bir Writing Desk. Şimdi Writing Desk'te arkadaşlar kendinize şey yaratabiliyorsunuz. Belli bir boyut yaratabiliyorsunuz. Ama tabii bu biraz şey arkadaşlar. Öncelikle bayağı bir ülke gezip, ülke nereden çıktı? Bayağı bir boyut gezip o boyutların özelliklerini Writing Book'u buraya koyarak, Writing Desk'e koyarak o dünyaların özelliklerini yakalamanız gerekiyor. Şimdi Shift'e tıklayıp evet alabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar Linking Book şöyle bir şey. Bunu nerede yaparsanız buna tıkladığınız zaman sizi oraya götürüyor. Bunu da arkadaşlar böyle tıklıyorsunuz. Siyah olan kısma tıkladığınız zaman sizi o dediğim mesela şimdi gördüğünüz gibi bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Ama eğer yanımızda Linking Book olmasaydı ölmeden buradan çıkamayacaktık arkadaşlar. Saçma bir şey olacaktı. Neredeyim ben? Bir türlü yüklenmedi dünya. Bayağı büyük bir şey herhalde. Hadi ama ya. Oho. Hah. Yüklendi sonunda. Mining Fatigue verdi bize. Oo, kristal. Evet, şu burası arkadaşlar. Şimdi ben bu size dünyanın özelliklerini bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Checkboard biyomuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle satranç tahtası şeklinde bir yer kar biyomu, bir yer normal bir biyom. Şimdi buradaki kristaller arkadaşlar önemli. Her dünyada kristal çıkmıyor. Şimdi bu kristallerle arkadaşlar bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Burada bir de büyük büyük ağaçlar var ya. Gördüğünüz gibi çok ilginç dünyalar var arkadaşlar. Şimdi bu kristalleri nasıl toplayacağız? Bayağı da bir lag oldu dünyada. Şimdi biz bu dünyayı arkadaşlar kesinlikle kaydetmemiz lazım ki içinde bir kristal olan bir dünya. Burası bu arada düz bir dünya arkadaşlar gördüğünüz gibi. Canavarlar çıkıyor. Güneş sürekli gün batımında. Böyle de ilginç, çok ilginç dünyalar çıkabiliyor arkadaşlar. Şansınız artık ne gelirse. Oha ya. Çok ilginç bir dünya geldi arkadaşlar. Bakın şimdi. Suyun altından ineyim ben. İnemeyeceğim ama. Mesela bakın. Yani burası böyle kat kat. Yani nasıl desem. Buranın altında bir dünya daha var. Yani bakın aşağısı şey. Orada bir yuvarlak bir şey var mesela şurada. Şu an çok karanlık farkındayım ama oraya gidemeyeceğim. Nefesim yetmez. Neyse arkadaşlar şimdilik şuradan biz yine kristalleri toplamaya devam edelim. Neyse ama bir kere kristal bulduysanız o dünyayı eğer siz kendi şeyinize tanıtırsanız sürekli içinde kristaller olan dünyalar yaratabilirsiniz. Ama biz yine de buradan biraz kristal toplayalım da lazım olabilir bize. Hatta şunları toplayalım. Evet gördüğünüz gibi isimleri kristal. Doğal olarak. İyi patlasın. Umurumda bile değil. Şu an umurumda olan tek şey kristal toplamak. Bir 2-3 site kristal topluyorum da. Kristal ayrıca arkadaşlar dekorasyonda da çok iş görüyor. Aynı zamanda bu dünyadan biz artık böyle büyük ağaç yaratma şeylerini de yaratma olayını da şey yapabiliriz. Nasıl diyeyim kullanabiliriz. Yarattığımız dünyalarda böyle büyük ağaçlar olur. Gayet de güzel olur. Ama tabii şu mining fatigue şey yüzünden buff'ı yüzünden
Biraz yavaş kırıyoruz arkadaşlar. Onun için üzgünüm. Ama bu Miscraft gerçekten çok eğlenceli bir mod arkadaşlar. Yani gayet işinize yarıyor. Portallar yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle portal şeyleri yapabiliyorsunuz. Böyle miydi? Unuttum ben şimdi nasıl olduğunu ama bir şekilde içine bu kitapları koyabileceğiniz şeyler yapıyorsunuz. Bayağı iş görüyor yani. Neyse şimdi bizim query'miz bitmeden şuradan bayağı bir topladıktan sonra gidelim. Ben bunu şeyde de kullanırım artık. Dediğim gibi dekorasyonda da kullanırım. Neyse şimdi arkadaşlar bir dünyada işiniz bittiği zaman herhangi bir yerden biz nereden gelmiştik ama neyse boş verin nereden geldiğimizi. Bu linking book'a sağ tıklıyorsunuz ama aslında geldiğimiz yere tıklasak da daha iyi olur ya. Yani fark etmiyor aslında da. Ha şurada gelmişiz. Geldiğiniz yerde de böyle bir stone şeyi oluşuyor arkadaşlar. Şu an kar mı yani burada? Neyse. Böyle bir stone tabakası oluşuyor. Orada tıklayabiliriz. Tıkladığımız zaman hop gördüğünüz gibi geldik dünyaya. Şimdi arkadaşlar bu kitabı alıyoruz. Age 2 yazıyor üzerinde gördüğünüz gibi. Buraya koyduğumuz zaman bize bunun özelliklerini veriyor işte. Checkerboard Biomes demiştim size. Frozen Ocean River, Green Fog, Huge Trees. Evet dediğim şu büyük ağaçlar. Crystals, o dediğim kristallerini hani topladığım. Normal Weather, Standard Terrain falan. Bunu buraya koyuyoruz. Niye olmadı ya? Allah Allah. Kendimize bir kitap mı yapmamız gerekiyor acaba? Notebook yapıyorduk sanırım. Onun için. Evet. Evet doğru. Notebook yapıyorduk. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben yine hani çok fazla mod olduğu için birinin neye yaradığını işte neyde ne gerektiğini falan unutabiliyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi notebook yapacağız bir tane. Notebook olmadan bu arada şu kitaplar hiçbir işe yaramıyor. Onu da söyleyeyim. Hop notebook. Tamam. Şimdi notebook'u geliyoruz arkadaşlar böyle koyuyoruz. Ve buraya bu kitabı koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi artık burada işte biyomu buradan seçebiliyoruz. Bu yani kendimize dünya yaratırken bu gittiğimiz biyomlardaki şeyleri kullanıyoruz. İşte mesela hangi biyom olacağı, biyomun nasıl olacağı, işte ışıklandırma nasıl, gökyüzü nasıl olsun, işte etrafta neler olsun. Nasıl olsun falan, zamanı nasıl olsun, işte sürekli gündüz mü olsun falan filan şeklinde ayarlayabiliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şu query'imize bir bakalım. Log, log, log. Bitmiş mi query? Henüz bitmemiş gibi. Şu suyu artık silebiliriz herhalde ya. Bitti mi şu anda? Hmm, bitmemiş. O zaman biz şu suyu oradan alalım. Şurada boş kova var mı? Evet. Şu yukarıdan çok güzel gözüküyor arkadaşlar su giderken. Onu bir izleteyim ben size şurada bir yerde durabilirsem. Böyle satranç tahtası gibi. Çok değişik gözüküyor yani. Saçma bir lag oldu. Neyse şimdi biz bu suyu şuraya bir yere koyalım da. Ne sanırım şu anda bitti. Evet yukarı doğru çıkıyor ve bitti. Şimdi şu bitsin de ben bir aşağı ineyim. Orada kalan şeyleri toplayayım. Çöpçülük yapayım kısacası. Burada bir durayım ben. Hani sağda solda diamond kalmış mı vesaire türünden. Mesela bakın burada koal kalmış. Tabi havada toplamak biraz zor oluyor. Biraz da lag var tabi.
Bu şekilde topluyorum ben bunları arkadaşlar. Burada da varmış koala. Koala her zaman işimize yarar. Iron'a gerek yok. Zaten bol bol iron topluyor quarry'ler. Azaldığı zaman biz gelir toplarız. Burada patlayabilir, sorun yok. Mesela bakalım neler kalmış etrafta. Umarım diamond bulmuştur Query. Bol bol obsidyen bulduğuna eminim. Ama kesinlikle diamond bulmasını istiyordum. Yani dediğim gibi umarım bulmuştur. Burası niye böyle ya? Bir şey mi var acaba burada? Ama neyse. Burada etrafta pek bir şey yok gibi. Kalan redstone'lar var. Bauxite, copper falan. Bu takıldı yine. Böyle takılıyor arkadaşlar. Bu baya büyük bir şey olduğu için. Mod olduğu için. Neyse. Şimdi kapatabiliriz bunu. Havada bir query var orada şu anda. Şimdi bakalım diamond bulmuş mu? Burada yok. İridium bulmuş. Burada ne var? Yine diamond bulmamış. Lanet olası. 4 siteye yakın obsidyen olmuş. İyidir. İyi yani. Diyecek bir şey yok. Şimdilik bu kalsın böyle arkadaşlar. Biz yine şey maceramıza devam edelim. Tamam. Şimdi bir tane linking book yapacağız. Book. Daha sonra bir tane de yine yeni bir age'e gitmek için kitap yapacağız. Ama tabii ondan önce şunlar yumurtlamış mı bir ona bakalım. Daha büyümemişler bile ya. Age 3. Bakalım Age 3'te neler var. Bu dünyalar arası geçmesi biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Tabii yeni bir dünya yaratıyor yani. O. Ya Nausea geldi. Nausea. Oha. Bu nasıl bir oildir? Çok büyük ya. Ama tabii bu arada bu ekrandaki sallantı efekti arkadaşlar şu Nausea isimli şeyden. Biz buradan hemen çıkalım. İğrenç pis bir şeymiş. Bakalım özellikleri neymiş. Geçecek bu arada o arkadaşlar yine. Checkboard biomes, Frozen Ocean, Tundra, Standard Lightning, Eternal Dusk, yine Eternal Dusk, Normal Weather, Standard Terrain. Şimdi bu Age 2'ye gideriz, bu dursun. Ama şu Nausea olanı yakacağım ben. Hatta direkt döveceğim yani. Ha, Age 2 duruyordu. Belki kristal toplarız diye duruyor bu arada. Şimdi Age 4. Bakalım burada neler var. Hadi ama. Oha. Yıldırım düştü. Ne var? Hiçbir efekt yok sanırım. Uf. Sınırsız yıldırım. Orman var etrafta. Sınırsız gece sanırım. Bir şöyle etrafa bakalım. Oo, tamam. Düz dünya ve şu düzlük olan şey olayı geldi. Ama etrafa yıldırım düşüyor. Bu hiç iyi bir şey değil. Ayrıca etrafta dikkat ederseniz rastgele patlamalar oluyor. Haritaya bir bakalım. Cracked Sandstone. Oh shit. Şurada bir Cracked Sandstone mu? Ne o ya? Burada böyle kahverengi bir şey var. Tepede mi acaba? Değil. Gördüğünüz gibi sağda solda havada şeyler patlıyor. Neydi onun adı? TNT'ler patlıyor. Yani böyle ilginç ilginç dünyalar bulmanız mümkün arkadaşlar. Şimdikine biz burada fazla takılmayalım. Hemen dönelim eve. Bayağı bir lag oluyor. Şunun da özelliklerine bakalım hemen. Medium biomes, marsh. Marsh ne ya? Oo, cehennem biyomu varmış orada. Tayga.
Dungeons, Strongholds, Dark Eternal Storm, Normal Time, Flat. Tamam, bu da güzel bir dünyaymış. Şimdilik gidebilir. Hemen Age2 duruyor zaten. Bir tane daha şöyle bir book yapalım. Daha sonra bir tane daha yeni bir Age'e giden bir book yapalım. Age 5. Hadi bakalım. Ne oluyor? Burada inventory ilk başta sıfırlanıyor. Ben bir ara korkmuştum niye öyle oluyor diye. Evet, geldik. Bu ne böyle ya? Direkt mağaranın içinde doğduk ya. X. Allah Allah. Şurada bir şey var. Şu tarafa doğru. Ağaç herhalde o. Oha, sanırım burası sonsuz mağara. Çok ilginç bir şeye denk geldik şu anda arkadaşlar. Ve sonsuz mağara olduğu için jetpack'imin de şarjı bitiyor. Şu an karanlık. Ben buraları aydınlatacağım arkadaşlar. Şu an bende acayip karanlık. O yüzden kusura bakmayın. Şuradan yukarı çıkmaya çalışacağım. Dışarıda yine fırtına var. Şu an 82. kattayım. Hala yukarı çıkmaya uğraşıyorum. 86. Heh, birazdan çıktık herhalde. 4 bulduğumuza göre. Jetpack'imin şarjı da acayip azalmış ya. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum bu konuda. Neyse. Neyse arkadaşlar, bu bölümü şimdilik burada bırakayım ben yine. Muhtemelen geri gelirim. Köpeğimi falan bir tuvalete indirmem lazım. Kapıyı tırmalıyor. Sonra yine devam edeceğiz arkadaşlar. Neyse, şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.